Evet, bir tane daha WhatsApp sorusu alalım. Selamünaleyküm hocam. Benim sorum, ben riskli bir gebelik yaşıyorum hocam. Daha önce 4 doktora gittik. Hepsi amniyosepis önerdi. Hepsini yaptırdık. Doğal sendrom teşhisi konuldu. Aynı zamanda hidrosefili varmış. Yani beyni su topluyor. Kalbinde delik, bağırsağı gelişmemiş. Sonlandırma önerdi. Onun çekeceği sıkıntılar düşündürüyor bize hocam. Günahına girer miyiz? Aydınlatırsanız çok seviniriz hocam. Allah razı olsun. Yani çok zor bir durum. Allah yardımcıları olsun hocam. Yani bir yandan da evladı dünyaya gelince ne çekeceğini düşünüyor. Tıp gelişti. Birçok şeyi daha doğmadan ya da bir an önce işte check-up yaptırıyorsun. Hiç sende rahatsızlık yok ama sana diyor ki şöyle şöyle rahatsızlıklarım var. Bu sefer bunu bilmek faydalı mı, zararlı mı, o da ayrı bir şey. Hani erken teşhis bazen faydalı oluyor. Fakat bazen de şöyle bir şey var. Sizin beyninize bir tane virüsü koyuyor. Sende şey var. Böbreklerinde kist var. Virüsü attı ya sana şimdi. İstemeden, iyilik için söyledi bunu. Ara mı verecek? Yok, buyurun hocam. Şimdi bu tahta benim gözüme parlıyor onun için. Şey söyledim. Bunu virüsü attığı zaman içinde kuruyorsun. Olmayan ya da çok az olan hastalığı büyütüyorsun. Şöyle oldu böyle. Bu sefer gerçekten hasta oluyorsun. Düşüncenin önemi fazla dedik ya. Düşüncenin gücü derler. Düşüncenin hocam. Gücü var. Şimdi bunlar bilinmeden önce iki yolu vardı bunun. İki yolu vardı. Bir, ya anne karnı bunu atıyordu. Düşük diyorduk biz ona. Bir beze sarıp gömülür o. Ya da maalesef anneyi kaybediyorduk. Değil mi? Doğum esnasında öldü deniyordu vesaire. Çocuk zehirleniyordu, anne de öldü. Şimdi burada anneyi kurtarmak esastır. Anne kesinlikle ölecek diye bir rapor veriliyorsa o çocuğun ana karnından alınması lazım. Bu günah değildir. Bunun dışında ayağı böyle gelişmedi, kalbi şöyle gelişmedi, beyni böyle. Annenin ölüm riski var mı? Yok. Ama bunu alalım. Hayır, alamaz. Günah. Engellilerin de yaşama hakkı var. Bir. İkincisi de %100 kesin mi? Hayır. Şüphe. %80, %90. Geçen sene, sanıyorum geçen seneydi. Konya'da kitap fuarında imzalıyorum kitapları. Bir anneyle kızı, 10 yaşında kızı bekliyorlar. En son dedim siz de sıraya girin, biz özel görüşeceğiz. Tamam, bitirdik imzaları, geldiler. Hocam dedi, elini öp kızım dedi. Kızı elimi öptü. Dedi ki, aynı bu soru. Size sordum dedi, doktorlar aldırın bu çok şeyle, Down sendromlu, işte şöyle özürlü, böyle özürlü, ölme ihtimali çok yüksek. Hocam sizi dinledim, siz de böyle bunları söyleyince aldırmadım, Allah'a güvendim. Sapa sağlam. Nur topu. Maşallah, ne güzel. Her zeki, başarılı. Böyle pamuk prenses geldi, elimi öptü. Ne güzel, maşallah hocam. Ne güzel, siz de bir hayra vesile oldunuz. Ne oluyor? Aldır desen katil olacak yani. Şimdi bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ama ben tıbbı önemsiyorum. Tıbbı yabana atmıyorum. Çok özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.